Merhaba arkadaşlar. Şu an Ziya abimizin hayvanın gebelik kontrolünü yapacağız. Kaç aylık abi hayvanımız? Vay, iki ay oluyor işte. Civarında herhangi bir belirti gösterdi mi? Yok. Herhangi bir belirti göstermedi. Ultrasonla gebelik kontrolü yapalım. Gel abi. Şöyle bir tarama yapalım. Ultrasonumuz açık. Ultrason gebelik kontrolü de çok önemli bir alet. Özellikle veteriner hekimlerin işini çok kolaylaştırıyor. Yanılma durumu yok. Özellikle erken gebelik teşhisi açısından da oldukça önemli. Erken gebelik teşhisi üretici açısından önemi nedir? Erkenden hayvanın en kısa zamanda gebe olup olmadığını anlıyor. Gebe değilse bile erkenden müdahale yapıyor. Aynen öyle, kafamız rahat ediyor. Kafası rahat ediyor. Hayvanlı gebe olup bekleyip doğumunu bekleyen ben birçok kişiyle karşılaştım. Oo, bir ay geçmiş. 10. aya girmiş, hala gebelik bekliyor. Aynen. Hayvan boş çıkıyor. Aynen. Bir de yaşadık. Bir buzağı kaybetti. Senin de başına geldi daha önce. Aynen. Evet, şu an rahimdeyiz arkadaşlar. Gel, gel abi. Şu an rahime doğru gidiyoruz. Zaten rahimin üzerine geldiğimizde bize belirtiyi veriyor. Evet, şu an evet, yavrumuzu gördük. Şurada hareket ediyor. Siz de görüyorsunuz. Kesenin içerisinde. Kesesi bile belli. Allah Allah. Evet, şu yavrumuz görüyorsunuz. Kaburgaları bile belli oluyor buradan. Kesenin içerisinde. Doğru. 2 aylık civarında. Bir gebeliğimiz var. Yavru zarlar da yeni yeni oluşmaya başlamış. Şurada görüyorsunuz küçük. Yavrumuz oynuyor. Hayırlı olsun abi. Başka var mı? Vallahi yok, onlar var da onlar şeydi. Geber. Geber. Evet. Gördüğünüz gibi hayvanımızı teşhis ettik. Gebeliğini kontrol ettik. Artık bundan sonra gönül rahatlığıyla. Bol bol kafam rahat rahat yatar. Aynen. Gönül rahatlığıyla bekle artık doğumunu. Aynen. Allah razı olsun. Başka diğer hayvanımız da eşin atmamıştı. Veterinerlik uygulaması yaptık. Onu gösterme imkanımız olmadı arkadaşlar. Kaç gün olmuş doğum yapalı hayvanımız? 2 gün. 2 gün. 2 gün. 2 gün oldu. 48 saat falan civarında oldu. Aynen. Erkenden de müdahale etmedik almaya. Evet. Çünkü erken müdahale ettiğinizde yavru zarı ayrılmıyor. Orada kanama yoğun oluyor. O yüzden bir 48 saat sonra bizim hekim olarak, hekimler olarak 48 saat sonra elle kurtarma yapıyoruz. Evet. Başka hayvanlarımızda problem var mı? Şöyle bakalım. Bir işletmeye geldiğimizde tabii ki işletmede bize verilen görevi sadece yapmakla kalmıyoruz. Hayvanları sıradan bir kontrol edip herhangi bir problem olan varsa yetiştiricimize onu da söylüyoruz arkadaşlar. Hekim arkadaşlarının çoğu buna dikkat ediyor. İlk dikkat edeceğimiz hayvanlarda derilerine bakıyoruz yüzeysel olarak. Deri dökülmesi, tüy dökülmesi var mı? Var. Onları kontrol ediyoruz. Uyuz olabilir. Bu mevsimde hayvanlar içeride dışarıyı görmüyor. Evet. Uyuz, bit tarzı dış parazitler problemler oluyor. Hayvanların bakımlı abi. Teşekkür ediyorum. Az önce de söyledim. Allah razı olsun senden de. Bakımlı, kiloları yerinde. Yani beslemeyi de iyi yapıyorsun. Şurada bir hayvanımız var. Belçika mavisi değil mi abi? Belçika mavisi. Arkadaşlar Belçika mavisini renk özelliği. Merez zaten bu hayvan. Evet. Alo. Buyur abi. Ben bu şöyle. Evet. Kalça kısmı arkadaşlar. Abi bir dakika. Kalça kısmını görebiliyorsunuz. Çift kaslı bir yapısı var. Bu hayvanımız da simental melezi. Ama farklı görüyorsunuz. Açayı iyice çek. Et ırkı arkadaşlar. Kombine bir ırk. Kombine dediğimiz pardon kombine değil. Melez bir ırk. Holstein anne. Baba Belçika mavisi. Belçika mavisi. Evet.
Arkadaşlar işimizi bitirdik. Videomuza son veriyoruz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.